Medeniyete hoş geldiniz değerli izleyenler. Kayseri Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün de stüdyomuzda değerli bir ismi ağırlayacağız. Önemli bir konu üzerine konuşacağız. Malum boşanma oranları neden arttı diye soracağız kendisine. Sayın Avukat Merve Aygün bizlerle birlikte. Aygün Hanım hoş geldiniz. Merve Hanım. Çok teşekkür ediyorum nasılsınız? Hafize Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Öncelikle şahsınıza ve TV Kayseri ailesine nazik davetleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli bir konu üzere buluştuk, Evet. bahsettiğiniz gibi. Maalesef yaşanılmasını istemiyoruz ama günümüzde de bakıldığında Tabii ki. özellikle ilimizde de bunu çok fazlasıyla görüyoruz. Boşanma oranlarının keza 1,5 yıldır yaklaşık 2 yıl olacak neredeyse pandemiyle de Kesinlikle. mücadelemiz var. Haliyle burada birazcık pandeminin de etkileri oldu diyebiliriz. Belki de bu artış noktasında sizler bunu daha iyi gözlemliyorsunuz, daha iyi görüyorsunuz. O yüzden de konunun içeriğini çok fazlasıyla daha iyi biliyorsunuz ama belki biraz klasik olacak ama sorumuz malum boşanma sebepleri diyeceğiz. Bunu bir Tamam. sebebe bağlamak doğru değildir belki de ya da bir iki birçok başlıkta toplayabiliyoruz bunu. Dediğiniz gibi çünkü biz bakıldığında evliliğe bir kişi olarak adım atmıyoruz. Burada aileler Kesinlikle. devreye giriyor, çevre faktörü devreye giriyor. Haliyle gelenekler, görenekler devam etmesi adına çiftlere bazı durumlarda uygulamalar gerektiriliyor. Hal böyle de olunca birazcık hani o medeni verilen kararı boşanma noktasında birazcık medeni olarak yürütemiyor olabiliyoruz. Kesinlikle. Zorluklar yaşanıyor bu süreçte. Siz boşanma sebepleri olarak başlıcalarını sıralayacak olsak hangi yanıta Tabii ve ki. Öncelikle çok cevaplarsınız? güzel belirttiniz. Dediğiniz gibi yani boşanma her ne kadar kendi sosyal yaşamımıza tasvip etmediğimiz bir durum olsa da maalesef ki son zamanlarda artmış durumda. Ama şöyle de bir durum var ki mutsuz evlilikler, mutsuz insanlar biliyorsunuz ki aile toplumun temel yapı taşıdır. Mutsuz aile birlikleri oluşturmak yerine yolların ayrılması da bazen daha iyi olabiliyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Boşanma her ne kadar biz hukuk alanında değerlendirecek olsak da tek başına hukukun konusu değildir. Ben hep şunu söylerim. Aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik bir problemdir boşanma. Çünkü hiçbir zaman kimse ya işte sen Türk Medeni Kanunu'nun şu maddesine uygun davranmadın bana diyerek boşanmaz eşiyle. Bunun altında yatan sosyolojik temelli, psikolojik temelli bir problem muhakkak vardır. Ama siz az evvel çok güzel belirttiniz. Evlenirken iki kişi evleniliyor. Fakat boşanırken maalesef ki biraz da boşanmanın magazinel olması nedeniyle komşunuz, akrabanız, arkadaşınız, iş yeri arkadaşınız, daha evvel boşanmış bir kişi herkes size akıl verip sizi yönlendirebiliyor. Boşanma sebeplerine gelirsek Hafize Hanım, kanuni olarak değerlendirmem gerekirse boşanma sebepleri temelinde fikri ayrılıklara bağlanır. Yani şiddetli geçimsizlik diye kamuoyunda bilinen sebeptir aslında. Biz ekseriyetle davalarımızı şiddetli geçimsizlikten açarız. Fakat tabii ki boşanmanın çeşitleri var mıdır? Vardır. Toplumda yaşanan elim hadiselere sizler yakinen şahitsiniz. Kadına şiddet olayları, hayata kast, kötü muamele, zina, sadakatsizlik, güven sarsıcı eylemler dediğimiz alt başlıkları da sayarsak boşanmanın birçok nedeni olduğunu izah edebiliriz. Ama dediğim gibi bizim genel ve üst başlığımız her zaman anlaşmalı boşanmada da, çekişmeli boşanmada da fiili ayrılığı getiren, evliliği temelinden sarsan sebeplerdir. Boşanma sebeplerini az evvel de dediğim gibi geniş bir perspektifte anlatmak Kesinlikle. gerekir. Yelpaze çok geniş burada. Kesinlikle. Hani bir nedene sığdıramıyorsunuz. Ya da insanlarda diyemiyorsunuz ki ya sizde geçimsizlik evet söz konusu. Belli ki Evet. hani duyulan ya da söylemler doğrultusunda hareket edildiğinde evet sizde şiddetli bir geçimsizlik var ama bu noktada devreye girecek herhangi bir belki olumlu bir adım Kesinlikle. belki onu bir geri dönüş yaptıracak orada. Aynen öyle. Daha sağlıklı bir adım atılmasını sağlayacak ama Aynen bu öyle. girişimler de maalesef bu aşamaya gelince çok fazlasıyla yeterliliğini kaybetmiş oluyor, değil mi? Tabii ki. Müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Her ne kadar avukat kamuoyu tarafından boşandıran, ceza aldıran ya da beraat ettiren olarak görünse de hukuk bundan ibaret değil. Biz avukatlıktan evvel hukukçuyuz. Böyle olunca da hukukun bir önleyici kimliği de vardır. Önüme gelen somut olaylardan bahsedersek eğer şahsımın önüne gelen dosyalarda şöyle bir durumla karşılaşmıştım. Taraflar boşanmak istemiyorlar aslında. Fakat aile baskısı nedeniyle boşanma kararı almış durumdalar.
Hatta ofisime dahi birlikte geldiler. Böyle bir durumda bu insanların boşanmasının doğru olacağını söylemek bizlerin haddine değil. Neden? Evlilik kararı nasıl iki kişiyle alınması gerekiyorsa boşanma kararı da öyle alınmalı. Ben kendilerine şunu sormuştum. Boşanmakta kararlı mısınız? Ama şahıs olarak, çift olarak, yani annenizin, babanızın, komşunuzun yahut daha evvel boşanmış kardeşinizin ne dediği önemli değil. Siz boşanmak istiyor musunuz? İstemediklerini, psikolojik destek alsalar bu evliliğin devam edeceğini fark ettiğim an kendilerini bir aile danışmanına yönlendirdim. Bu şekilde bir evlilik yürür hale geldi. Fakat bu insanları yanlış yönlendirmek, sizin de dediğiniz gibi, onları ateşe körükle gitmek gibi, onları yanlış yönlendirmek gibi olacağı için maalesef bu biraz sosyolojik bir problem olacaktır artık. Aslında Merve Hanım, evliliklere bakıldığımızda özellikle şehrimiz nezdinde değerlendirecek olursak İç Anadolu bölgesinde genel itibariyle görücü usulü evlilikler de söz konusu. Keza bir birliktelik sonrasında da evlilikler söz konusu. Hal böyle olunca siz bu davaları gördüğünüz için, işlediğiniz için sizin genel kapsamda gördüğünüz durum hangisi? Daha çok boşanmaya meyilli? Var mı böyle bir tablo önümüzde görebileceğimiz? Şöyle söyleyebiliriz. Benim kişisel görüşlerimden ziyade resmi verilere baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu der ki boşanmaların yüksek oranı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Evet. Bu ciddi bir rakam, ciddi bir oran. Baktığımızda da evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşen problemler ekseriyette maddi problemler yahut bizim hukukta evliliğe müdahaleye ses çıkarmama dediğimiz problemler oluyor. Bu da az evvel konuştuğumuz gibi annesi, kardeşi, babası ya da üçüncü bir kişi. Maalesef ki sosyal medyanın etkilerini de konuşacağız. Evet. Sosyal medyanın etkileriyle birlikte kök aile dışında giren üçüncü bir kişi de evliliği çok etkiliyor. Ama görücü usulüyle olan evliliklerde daha az boşanma oluyor diyemeyiz. Maalesef bunu Türkiye İstatistik Kurumu da resmi bir veriye bağlayamıyor. Fakat şunu diyebiliriz ki boşanma oranları son derece arttı. Evet. Her ne kadar pandemi döneminde adliyelerimiz bir süre kapalı kalsa da bu verilen kararları etkiledi yalnızca. Yani mahkemeden çıkan resmi kararları etkiledi. Alınan boşanma kararları her yıl giderek artıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunların önlenebilme noktasında da tabii ki çalışmalar vardır illaki. Tabii ki. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı noktasında da gerekli adımlar atılıyor normalde. Ki boşanma davaları açıldıktan sonrasında bir uzlaşı süreci işliyor mu burada Merve Hanım? Türk hukukunda boşanma davalarında uzlaşma, arabuluculuk durumu yoktur. Yok. Fakat ilk celse usulen sulhe davet edilirsiniz. Anlaşma yani, durumunuz var mı? Yani anlaşmalı boşanma durumunuz var mı? Yahut kendi minvalinizle anlaşarak evlilik birliğine devam etme kararınız var mı? Bu soru sorulur. Taraflar sulh olma durumlarının olmadığını dile getirince de davamız devam eder. İşleyiş bu şekilde kesinlikle gerçekleşir. Evet. Peki kaç tür boşanma davası var Merve Kaç Hanım? Tür? Hukukumuza baktığımızda Hafize Hanım, iki tür boşanma davası görüyoruz. Genel başlıklar, yani büyük iki başlıktan bahsediyorum. Biri anlaşmalı boşanmadır, diğeri çekişmeli boşanmadır. Takdir edersiniz ve tahmin edersiniz ki çekişmeli boşanma davası had safhada, oldukça yüksek oranda. Anlaşmalı boşanma, benim şahsım olarak konuşuyorum burada, diğer meslektaşlarımın düşüncelerini elbette ki bilemem, dile getiremem. Anlaşmalı boşanma benim her zaman tavsiye ettiğim bir durumdur. Bunun sebebi de geçmişe dayalı hukuku zedelememek. Şayet çocuk varsa velayete konu müşterek çocukların bulunması durumunda o çocukların psikolojilerini olumsuz etkilememek adına tarafların birbirlerine husumet beslemesini istemeyiz tabii ki. Evet. Çocukları için, geçirdikleri birkaç yıllık zaman için bunların hatırına biraz daha medeni bir yol tavsiye ediyoruz. Ama tabii ki boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır der hukukumuz. Yani kişi neyi tercih ederse biz de onun verdiği yetki ve talimatla bağlı olarak onun verdiği yetki üzerinden devam ederiz. Ben hayır, anlaşmalı boşanmayacağım, çekişmeli boşanacağım diyorsa şayet vekilinin ya da hakimin onları anlaşmalı boşandırma ihtimali yoktur. Bu şekilde. Peki çekişmelilerde ne yaşanıyor? Ya da burada çiftler birbirinden farklı taleplerde mi bulunuyor? Tabii ki.
Şöyle izah edeyim size. Başta da dediğim gibi çekişmeli boşanma biraz daha magazinel olduğu için herkesin dikkatini çeker. Özellikle de toplumumuzda her ne kadar biz her somut olayı, her dosyayı, her evliliği kendi çerçevesinde değerlendirmeliyiz diye bastırsak da maalesef kamuoyunda bilinen birçok yanlış olduğu için, daha doğrusu yanlış bilinen birçok gerçek olduğu için diyelim, insanlar etraftan çok etkileniyorlar. Bu da bizlere de yansıyor. Şimdi şöyle bir örnek verebilirim size. Karşıma 2 aylık bir evlilik geldi. Davasını yürüttük, kararımızı çıkardık. Akabinde çıkan tazminattan, ama benim komşumun kızı boşandığında şu kadar tazminat almıştı. Hakim bize neden bu tazminatı hükmetti sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Öğreniyoruz ki komşunun kızı 10-15 yıl evli kalmış. Fakat kendisi 2 yıllık evli. Af buyurun, 2 aylık evli. Böyle bir durumda size takdir edersiniz ki dosyaların seyrinin aynı olması mümkün değil. Çünkü taraflar farklı, yaşanmışlıklar Daha farklı, farklı. hak edişler de farklı olacaktır. O yüzden çekişmeli boşanma gerçekten de insanların ilgisini çeken, herkesin konuşmaya söz hakkı bulduğu bir alan. O yüzden yanlış bilinen birçok gerçek var. Onları düzeltmek adına Hafize Hanım sizinle daha çok program yapmamız Kesinlikle, gerekecek. kesinlikle. Çünkü burada o zaman bir kıyası görmüş oluyoruz biz. Evet, Ya bu kesinlikle. noktada da kıyas olur mu aslında? Olmaması gereken Olmaması bir durum gerekiyor. ama maalesef demek ki bunun da örneği var. Siz bir komşuyu karşınızda bir kıyas Evet. olarak değerlendirecek olursanız, o onu almışken ben neden bunu Kesinlikle. alıyorum düşüncesine kapılmak dahi bence bir vahim bir durum işin açıkçası. Neden kıyas yapılır ki? Evet. Dediğiniz gibi 15 yıllık bir evlilik var geride bırakılan, keza belki o ailede çocuk da vardır. Ama siz 2 aylık bir süreçte evlilikten sonrasında ayrıldığınızda beklentileriniz çok farklı demek ki. Bunu Aynen da bu öyle. şekilde öğrenmiş Aynen olduk. öyle. Kıyas noktasında dediğimiz gibi bizim normalde aklımızın ucuna gelmezdi bu şekilde Evet. kıyasların yapılacağı. Ama maalesef karşılaşılan durumlardan biri de bu şekilde. Peki çekişmeli boşanmayla anlaşmalı boşanma arasındaki farkı birazcık daha açacak olursak, Tabii ki. farkları nitelendirecek olursak nelerdir bu farklar? Şöyle izah edelim. Anlaşmalı boşanma her zaman süre bakımından daha kısa süren bir boşanma türüdür. Çünkü anlaşmalı boşanmada taraflar artık evliliğin boşanıp yahut af buyurun ayrılıp yahut evlilik birliğinin devam edip etmeyeceği konusunda anlaşmışlardır. Maddi boyut konusunda anlaşmışlardır ve müşterek çocuk varsa eğer evlilikte, çocukların velayeti durumuna dair anlaşmışlardır ve bütün bizim dava ettiğimiz ihtilaflar anlaşmayla sonuçlandığı için karar da kısa sürede çıkar. Ve taraflar birbirlerinin nüfuslarından, birbirlerinin hayatlarından resmiyette bir an evvel ayrılırlar. Anlaşmalı boşanma, halk nezdinde hukuku bir kenara bırakırsak şayet, en çok bir an evvel boşandıkları için tercih edilebilen bir yoldur. Ben bunu görüyorum kendi somut olaylarımda. Ama aynı zamanda anlaşmalı boşanma daha medenice yaklaşmaktır Hafize Hanım. Bunun altını çiziyorum çünkü bizim buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Çekişmeli boşanmaya baktığımızda çekişmeli davada taraflar nafaka konusunda anlaşamayabiliyorlar. Velayet konusunda anlaşamayabiliyorlar. Tazminat konusunda bir ihtilaf çıkıyor, anlaşma sağlanmıyor. Keza ziynet son zamanlarda Yargıtay kararlarıyla çok fazla medya gündemine de, toplumumuzun gündemine de düşen konu ziynet eşyalarıdır. Altınların kimde kalacağı hususu. Taraflar bu 4-5 alt başlıkta anlaşamadıklarında dava çekişmeliye gider. Böyle olunca da maalesef yargılama süreçlerimiz biraz uzun. Bu gerek boşanma sayılarının yüksek olması, gerekse adliyelerin iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle çekişmeli boşanmanın 1-2 yıl içerisinde sonuçlandığını söyleyebiliyoruz. Fakat anlaşmalı boşanma çekişmeliye nazaran süre olarak çok daha kısadır. Çekişmeli de ise az evvel dediğim gibi psikolojik ve sosyolojik edinimler de devreye giriyor. Artık hukukçu aynı zamanda o kişinin psikolojisini korumaya çalışan, sosyolojik düzleme zarar vermeden tarafların ayrılmasını sağlayan bir kimliğe bürünüyor. Genel olarak farklarından bahsedersek tarafların talepleri olarak özetleyebiliriz Hafize Hanım. Peki genel itibariyle hani bilinir ki bu ya işte anlaşmalı boşanma noktasında bir imza vermeniz yeterli. Karşılıklı imzalara bakar gibi bu Evet. şekilde bilinirliliği var ama bu hukuksal boyut olarak nasıl? Gerçekten bir imzaya mı bakar?
Şöyle söyleyeyim, maalesef o kadar kısa değil. Az evvel ben de çok kısa olduğundan bahsettim ama bir imza atımlık kadar da kısa değil. Anlaşmalı boşanmada bir protokol düzenlenmesi gerekir. Anlaşma protokolüdür bu. Anlaşma protokolünde az evvel Neler vardır bahsettiğim, içerisinde? aynen boşanmanın ferileri olarak bahsettiğimiz bizlerin nafaka, velayetin kimde kalacağı, velayetin kalmadığı tarafta da kişisel görüşün düzenleneceği hususları, tazminat maddi manevi, ziynet eşyaları, tarafların birlikte yaşadığı evin durumu, eşyaların durumu bu protokolde düzenlenir. Taraflar nafaka hususunda anlaşırlar, miktar bakımından anlaşırlar ve boşanma konusunda da ısrarcı ve kararlıdırlar. Böyle olup da bir protokol imzalandığında hakim karşısına o protokolü sunduklarında boşanmaları bir celseye bakıyor. Bir imzaya değil fakat bir celsede anlaşmalı boşanmanın sonuçlandığını görmekteyiz. Yani dava bir kereye mahsus oluyor. Tabii ki aynen duruşmamız bir kereye mahsus gerçekleşiyor. Akabinde yazılı süreçler, mahkemenin, kişilerin kendi dilekçe süreçleri ve ardından da resmiyette nüfusların ayrıldığını görüyoruz. Bu şekilde Evet. değerlendirebiliyoruz. Peki boşanma davaları ne kadar sürüyor? Çekişmeli boşanma davaları dediğim gibi aslında Adalet Bakanlığı'nın son zamanlarda güzel bir çalışmaya imza attı. Epeydir var aslında ama bizim hedef süre dediğimiz bu dava misal veriyorum 360 günde sonuçlandırılacaktır şeklinde hedef süre belirlediğini görüyoruz. Fakat sizlerin de malum olduğu üzere geçtiğimiz yıllarda bir pandemi patlak verdi tüm dünya Maalesef. genelinde. Ne oldu? Adliyelerimiz kapandı 2-3 ay kadar. 2020 yılı Mart ayından itibaren Haziran ayının başlangıcına kadar adliyelerde kapanma gördük. Böyle bir ekstrem durumda boşanmanın 360 günde sonuçlanması mümkün değil. Keza hakim savcı tayinlerimiz, tarafların durumları, delillerin durumları dediğimizde birçok etken davanın sonuçlanmasını yani süreyi kısaltabiliyor, artırabiliyor. Artırabiliyor. Evet. Aslında bakıldığında dediğiniz gibi o süreç belki uzayacak ama o süreçte de atılan adımlar belki de normalleşmeyi sağlayacak ve Tabii. aslında asıl olanı gösterecek Tabii, değil mi tabii. bireylere? Kesinlikle. Çünkü yeri geldiğinde hani o evdeki yaşanılan belki problemler sonrasında yaşanılmamaya başlayacak. Orada bir uzlaşı gerçekleşecek belki çiftler arasında ama belki hani denilir ya genel itibariyle bir U dönüşü görülür mü diye. Kesinlikle. Burada da belki bir dönüş sağlanabilir. Gördüğümüz oluyor kesinlikle. Nadirdir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nadirdir fakat dava açtıktan sonra vazgeçen çok insan gördüm. Şöyle izah edeyim Sabiha Hanım. Geçtiğimiz yıllarda birçok haber gündeme yansıdı. Ne şekilde? Pandemi boşanma oranlarını artırdı, boşanma kararlarını Evet, artırdı. çok başlıkları o başlıkları çok fazlasıyla Evet, gördük biz. fakat aksi gibi benim karşılaştığım olaylarda geçtiğimiz yıl açmış olduğum 10 davanın misal veriyorum oranları tamamen 4'ünde taraflar barıştılar ve tekrardan evlilik devam etti. Buna da şahit olduk yani geçtiğimiz yılda. Pandemi sürecinde çünkü yargılama süreci uzadı. Normalde yapılması gereken duruşmalarımız ertelendi. Böyle olunca taraflar inatlaştıklarının farkına vardılar. Aslında bunun bir hukuk, bir mahkeme, bir avukat işi olmadığının, kendi işlerinde çözülmesi gereken bir problem olduğunu farkına varıp barıştılar. Ben öyle düşünüyorum. Dört müvekkilim yeniden evliliğe devam etti bu Kesinlikle şekilde. dediğiniz gibi o süreci de iyi değerlendirmek Tabii ki, gerekiyor. Burada tabii. dediğiniz gibi taraflar belki de o esnada çekişme yaşayabiliyorlar ama sonrasında birazcık da sakin bir düşünce yapısıyla Tabii. olup biteni de hani tam teraziyle dengelemek gerekiyor burada. Hani suçluyu suçsuzu ayırmak değil de burada yapılan hataların neyden kaynaklı olduğunu bilinip ya da Evet. bilinmemesi takdirde, Evet. bilinmeyen varsa bilinmesi gerektiği takdirde bunlar iletildiğinde belki daha yapıcılık burada ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz Kesinlikle. taraflar Boşanma arasında. davalarında zaten biz suçlu suçsuz şeklinde ayırmayız fakat kusurlu yahut az kusurlu, tam kusurlu, ağır kusurlu diye kusur oranı yüklettiğimiz taraflar vardır. Mahkemelerimiz dosyaları inceleyip, tanıkları dinleyip, delilleri değerlendirdikten sonra bir hüküm kurarlar. Ve orada misal veriyorum der ki, kadının tam kusurlu olduğu, erkeğe kusur isnat edilemeyeceği şeklinde bir karar çıkabilir. Misal veriyorum. Yahut erkeğin ağır kusurlu olduğu, kadınınsa ona nazaran daha az kusurlu olduğu şeklinde hüküm kurarlar. Dediğiniz gibi böyle bir durumda da insanlar hayret edebiliyorlar. Çünkü bizim kültürümüzde bize normal gelen şeyler hukuk zeminimizde kusur olarak atfedilebiliyor. Buna örnek olarak gösterecek olursam şayet
Bir kayınvalide oğlunun evine elbette ki her zaman gelip gitmek ister. Fakat bu geliş gidişler müdahaleye dönüştüğünde tarafların evliliğinin çekilmez hale gelecek şekilde taraflara yansıtıldığında artık kusurdur. Bakın kültürümüzde bu gayet normal, olması gereken bir şeydir. Fakat bunun dozajı hukukta artırıldığında kusur olarak atfediliyor taraflara. Bu şekilde örneklendirebiliriz. Aynen. Dediğiniz gibi burada ebeveynler de çok önemli. Onların evliliklere yansıtabilecekleri durumlar da çok önemli. Tabii. Biz bazen mesela mikrofonu sokaktaki vatandaşlarımıza uzattığımızda hani genel itibariyle işte boşanmalar artıyor. Siz ne diyorsunuz? Mesela 40 yıllık evliliklere soruyoruz. İşte gençler birazcık geçimi bilmiyor gibi hemen böyle bir olgu söyleniliyor. Böyle bir olgu oluşmuş oluyor. Evet. Hani işte gençlerimiz çok fazlasıyla artık gelemiyor. Bazı sıkıntıları çekemiyorlar. Her ne kadar teknolojinin imkanlarından da yararlanılsa, bu durum onların hayatlarını da kolaylaştırılsa ama yine de işte boşanma taraftarı oluyorlar. Hani çekemiyorlar gibi bir Tabii. tabii ki bu şekilde ifade ediyorlar Tabii. kendilerini. Ama tabii burada dediğiniz gibi kusurlu sayılan kısım da işte devreye girilenler de burada çok önemli. Tabii ki, Dediğiniz tabii. gibi burada belki çiftler iki kişi evleniyor ama sonrasında baktığınızda bizim kültür yapımızda bu Tüm var aile çünkü. Tüm aile boyu boşanıyor. gerçekten de o şekle dönüşebiliyor. Evet. Peki boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır? Ya da avantaj demek burada doğru bir tabir midir? Şu şekilde izah edeyim. Yanlış bilinen gerçeklerden kastettiğim bir noktada burasıydı. Karşımıza boşanma talepli geldiklerinde, ya avukat hanım, karşı tarafın dava açmasını mı beklesek? Biz hemen açmasak mı? Şeklinde söylemler geliyordu. Mesleğin başında anlamıyorduk. Neden böyle diyorlar acaba diye. Fakat daha sonra insanlarla diyalog kurdukça ve boşanma olaylarına dahil oldukça görüyoruz ki toplum nezdinde yanlış bilinen bir durum var. Davayı ilk açan taraf dezavantajlı değildir. Burayı bir düzeltelim. Kanun der ki davaya hakkı olmayan taraf dava açamazlar. Kusurlu tarafın dava hakkı yoktur der. Fakat kanun bunu kusur atfedildikten sonrası için söylüyor. Ben diyor sen kusurluysan senin davanı kabul etmem. Karşı taraf eğer daha az kusurlu yahut haklı diye tabir edelim. Daha az kusurluysa onun davasını kabul ederimdir. Bu yanlış bilinen bir durum. Kanun bunu derken toplum nezdine bu şöyle yansıtılmıştır. İlk davayı açan haksız çıkar. Ya da ilk davayı açan dezavantajlıdır. Hayır, böyle bir durum yoktur. Eğer ki elinizde yeterli deliliniz, yeterli doneniz varsa, problemleriniz, mahkemeye yansıtılacak hukuki boyuttaki problemlerse dava açmanız önünüzde herhangi bir engel yok. Peki bunun cinsiyet ayrımı var mı kadın tarafından ya da erkek tarafından açılıyor olmasının? Yok, hayır, kesinlikle cinsiyet bakımından da bir ayrım yok. Evlilik süresi bakımından da bir ayrım yok. Bir taraf kendisini daha az kusurlu görüyordur. Ki her zaman böyle olur. Kimse ben kusurluyum diyerek Diyelim. gelmez. Evet. O da dava açabilir. Karşı taraf daha ağır kusurludur. Merve Hanım bize şunu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle ettiler, boşanmak istiyoruz derler. Karşı taraf da ilk davayı açabilir. Bunun önünde hukuken bir beis yoktur. Bu şekilde. Evet. Peki eşlerden birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyorsa ne Evet, bu yapılmalı? da sıkça karşılaştığımız bir durum. Bunu ekseriyetle erkek izleyicilerimizin affına sığınarak söylüyorum. Fakat erkek tarafta görüyoruz biz bunu. Boşanmayacağım, sana da hiçbir şey vermeyeceğim. Hadi bakalım dava ne kadar sürüyorsa sürsün diye bir şey yok. Taraflardan kadın olsun erkek olsun, boşanmak istemeyen taraf haklı gerekçelerini ileri sürmelidir. Sırf karşı tarafı amiyane tabirle süründürmek için ya da karşı tarafı hukuken elinde herhangi bir done bırakmamak için, maddi taleplerini bertaraf etmek için ben senden boşanmıyorum hadi bakalım gibi bir meydan okuma yoktur. Dava kendi seyrinde devam eder, mahkememiz gerekli yargılamaları yapar, boşanmak isteyen taraf hakkında hüküm kurar ve taraflar boşanmış olur. Yani boşanmak istemiyorum diyen taraf buna engel olacaksa haklı nedenleri olmalıdır. Yani bizim evliliğimiz iyiydi, herhangi bir problem yoktu. Ben evlenmek istiyorum. Af buyurun. Ben eşimle evliliğe devam etmek istiyorum. Eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum gibi doneleriniz yoksa salt af buyurun süründürmek amacıyla böyle bir maalesef ki seçenek yok. Ben boşanmak istemiyorum. Hadi bakalım ne olacaksa olsun.
Günümüzde de bakıldığında aslında birçok ulusal kanallardaki programların içeriğine Evet. baktığımızda mesela diyorlar ki ya işte bizi boşayın, bizi boşandırın. Sanki o TV programlarına resmen bir mahkeme gibi Kesinlikle, görüyorlar. kesinlikle maalesef. Bir Yani adliye sarayı gibi görüp orada hı diyorlar ki hı. ya işte bizi boşayın artık, boşandırın artık. Bunlarla da günümüzde çok fazlasıyla Maalesef karşılaşıyoruz. bence hukukun kanayan yarası. Çünkü hukuk her ne kadar bir fenni bilim olmasa da bir bilim dalıdır aslında. Çok geniş kapsamlı ve dipsiz bir kuyu diyebiliriz amiyane tabirle. Böyle bir durumda birkaç programlık dert yanmalarla hukuki problemlerin düzeltilmeyeceği kanaatindeyim. Zaten insanlarımız adaleti de sosyal medyada arar hale geldiler. Boşanmak için çözümleri, çareleri de sosyal medyada yahut işte sizlerin de dediği gibi programlarda arar hale geldiler. Bu çok yanlış. Umarım bir an evvel o intibayı düzeltiriz. Peki boşanma davası devam ederken eşler barışırsa ne olur? Bu güzel bir soru. Temenni de ettiğimiz bir durum. Belki şaşıracaksınız bir avukat olarak neden sürekli böyle barıştırmak, anlaştırmak taraftarıyım. Güzel giden evliliklerin bitmesi taraftarı değilim. Fakat bu tabii ki hukukçu olarak benim kendi yorumlayacağım bir durum değil. Merve Aygün olarak şahsi kendi fikrimdir. Taraflar evlilik birliği sonlandıktan sonra yahut dava devam ederken diyelim. Dava devam ederken barıştıklarında bunu mahkemeye yazılı yahut sözlü olarak bildirdiklerinde dava düşer ve evlilik birliği devam eder. Az evvel de dediğim gibi evlilik ve boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Merve yerine Ahmet Mehmet karar veremez. Hafize Hanım yerine de Ayşe Fatma karar veremez evliliğin devamı yahut bitmesi konusunda. Bu yüzden taraflar eğer ki biz boşanmaktan vazgeçtik, davamızı geri çekiyoruz, feragat ediyoruz derlerse düşme kararı çıkacaktır mahkemeden ve böylece evlilik birliği kaldığı yerden devam edecektir. Bu şekilde Evet. ki normalde de zaten uzlaşı noktasında dediğiniz gibi hani kimse evlenirken mesela boşanacağım Tabii şeysiyle ki. yapmıyor bunu, değil Tabii mi? ki. Bir yuva kurma çabasında, hani o Evet. evlilikten beklenilen meyveler var keza. Öyle olduğu için hep güzel yaşanılsın isteniliyor Tabii ama ki. bazı tabii ki olumsuzluklar da önümüze tek tek taş koymaya başlıyor. Bunları ne kadar iyi şekliyle kaldırabilirsek, ne kadar o taşı karşı tarafa atan değil de onu yeniden yerine koyabilen yapıya sahip olabilirsek belki de daha sağlıklı adımlar Ne kadar atılacaktır. güzel İlişkiler söylediniz. doğrultusunda Evet. bu şekilde olması gerekiyor tabii ama maalesef dediğiniz gibi boşanma oranlarının arttığını da gördükçe Evet. diyorsunuz ki bazı şeyler de tek taraflı ilerlemiyor. Kesinlikle. O yüzden yine kararı çiftler kendi Kesinlikle, adlarına aynen kendileri öyle. en doğru karar verecek Aynen kişiler öyle. yine aynı şekilde böyle Ama değerlendirebiliyoruz. müsaadenizle Tabii şurada ki bir buyurun. araya girmek istiyorum. Eğer ki taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse kendisi bakımından düşme kararı çıkacaktır bu defa. Ama karşı taraf ben hayır, o istediği kadar davasını geri çeksin. Ben devam edeceğim diyorsa şayet dava devam eder. Bu Bunu da şekilde. belirtmek Peki gerekir. uzar mı süre Yok burada, hayır, davanın süreç uzamaz. sürecine herhangi bir etkisi olur mu? Kalıplaşmış bir yargılama sistemi olarak yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum ama kalıplaşmış bir düzen olarak düşünün. Karşı taraf istediği kadar amiyane tabirle taş koysun yola, o yargı devam edecektir, yargılama süreci. O yüzden yargı sürecini uzatmaz bu durum. Hı. Bu şekilde. Evet. Peki ses kayıtları, videolar, sosyal medya, WhatsApp gibi mesajlar delil Evet. sayılır mı? Çünkü bugünümüzde sosyal Evet. medyanın gücünü biliyoruz burada. Keza iletişim noktasında iletişimin çok hızlandırılması adına WhatsApp mesela, bunlar çok fazlasıyla kullanılan iletişim dallarından Hı. başlıcaları. Bunlar bir delil niteliği taşıyor mu Tabii Merve ki, Hanım? tabii ki şöyle izah edeyim. Son zamanlarda biliyorsunuz ki her şey artık bilişim sistemlerine döküldü. Teknolojik gelişmeler beraberinde teknolojik problemleri getirdi. Zaten belki bana hak verirsiniz, belki vermezsiniz. Sosyal medya çok tetikledi zaten aile içi problemleri. Bunda tarafların kendi kusurları artık kendi muhakeme edecekleri durumdur ama sosyal medyada konuşulan yazışmalar, gerçekleştiren yazışmalar, yapılan görüşmeler, yeni tanışıklıklar boşanmayı oldukça tetikledi. Böyle bir durumda da boşanmayı tetikleyen nedeni biz delil olarak mahkemeye sunabiliyoruz tabii ki de. Yargıtay'ın son zamanlarda öngördüğü bir karar var, içtihat var diyelim. Yargıtay ilamı der ki, yazılı delil sayarım ben der. WhatsApp görüşme içeriklerini.
e-mail, e-posta yazışmalarını, Instagram olarak belirttiğimiz, adını sayamadığım şu an ismi aklıma gelmeyen birçok sosyal medya platformunda gerçekleştirilen sohbetleri çıktı alıp sunduğumuzda, ki mahkeme bunu kendisi erişemiyor, bu da yanlış bilinen bir durum. Karşımıza gelen vatandaşlarımız diyor ki ya avukat hanım diyor WhatsApp'tan konuşmaları talep etsek ya diyor mahkemeden bulamaz mıyız diyor maalesef. WhatsApp, Instagram gibi kişisel sosyal medya hesaplarında biz konuşmaları elde edemiyoruz Hafize Hanım. Bunlara fakat ne yapabiliyoruz? Eğer ki elinizde bu yazışmalar varsa delil olarak kullanabiliyoruz. Misal veriyorum bir dosyamızda müvekkil Instagram üzerinden eski eşi tarafından, yani boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tehdit edilmekteydi. Hakaretlere maruz kalmaktaydı. Bunların ekran görüntüsü alınıp sunulduğunda bunların yazılı delil olarak kabul edildiğini görüyoruz. O yüzden delil değeri Peki vardır. karşı tarafa kazanımları ne oluyor peki bunun? Şu Neler şekilde izah kazandırabiliyor? edebilirim. İspat edilemeyen hiçbir vakayı mahkeme hükme esas almaz. Yani bir suç, af buyurun, suç demeyelim, bir kusur isnat ediyorsunuz diyelim. Başka bir insanla eşim görüştü, sadakatsizlik yaptı, benim kendisine güvenim kalmadı, boşanmak istiyorum dediniz. Fakat bunu detaylandırmanız ve delillendirmeniz gerekiyor. Eşiniz kimlerle görüştü? Yahut hangi vasıtalarla görüştü? Instagram'dan mı yazıştı? Facebook Messenger'dan mı görüştü? WhatsApp'tan mı görüştü? Bunları detaylandırıp varsa elinizde yazışma örneklerini yahut kişisel bilgileri sunarak delillendirmeniz gerekiyor. Burada WhatsApp'ın yahut işte Instagram, Telegram gibi sosyal medya platformlarının delil olarak kabul edildiğini görüyoruz ki Yargıtay'ın kararı da bu yönde. Bu şekilde de. Evet. Çünkü farklı belki de yanlış bilinenler arasında hayır ses kayıtları ya da işte bu tarz durumlar davalarda Evet. herhangi bir şey ifade etmiyor gibi bir Yok. duyum söz konusu. Yok. O zaman bunların da etkenliği var dava Kesinlikle, sürecine. tabii ki, tabii ki. Yani baktığınızda sadakatsizlik temelli bir boşanma davasında kusurlu eşin, sadakatsizlik yaptığı iddia olunan eşin ne yönde bir sadakatsizliği olduğunu ileri sürerken, ispat ederken bu yazışmalardan faydalanacaksınız. Misal veriyorum, insanlar şununla karşımıza geliyorlar. Eşimi sosyal medyada hiç tanışmadığı insanlarla konuşurken yakaladım. Fakat bu konuşma içerikleri aşırı samimiydi. Evli bir insana yakışmayacak samimiyetteydi. Bel altı konuşmalar vardı, affedersiniz. Bu şekilde bir durum olduğunda elbette ki o yazışmalar ciddi bir delil niteliğine haiz oluyor. Bu şekilde Evet. bilgi sahibi olmak gerekiyor bu noktada da Tabii ki. öyleyse değil mi? Peki boşanmada evi terk etmek kusur mudur? Evet, hatırlarsanız programın başında boşanma sebeplerini alt başlık haline saymıştık. Her ne kadar sadakatsizlik, güven sarsıcı eylemler, kadına şiddet olarak ileri sürdüğümüz, hukukta da kötü muamele olarak bilinen, hayata kast olarak bilinen eylemler her ne kadar boşanma sebebiyse terk de aynı zemindedir. Terk eden eşe karşı dava açabilirsiniz boşanma talepli. Fakat bunun şartları ve usulleri diğer boşanma türlerinden biraz daha farklıdır. Bu konuda da terk nedeniyle bir boşanma davası açılacak ise ben vatandaşlarımızı, bu duruma maruz kalan kimseleri bir hukuki yardıma yöneltmek isterim. Çünkü terkin usulü az evvel de bahsettiğim usullerden farklıdır. Peki bunun yine cinsiyeti var mı? Kadın Yok, terk ettiğinde hayır. farklı bir işleyiş ya da erkek terk ettiğinde farklı bir işleyiş sürecine geçilir mi? Hayır, şöyle söyleyeyim. Usulen izlemeniz gereken adımlar vardır. Bunu ne cinsiyet değiştirir ne de evliliğin süreci yahut tarafların yaşları herhangi bir şey değiştirmez. Terk eden kişiye karşı ihtar çekip davet ettikten sonra şayet gelmez evlilik birliğine devam etmezse o zaman dava açma hakkınız vardır. Bu biraz daha teknik bir konudur. O yüzden tarafların eğer ki terk edilme durumları varsa terk nedenine dayalı olarak dava açmalarını kendi bilgileri kapsamında tavsiye etmiyorum. Mutlaka bir hukuki yardım alsınlar bu konuda. Sadece hukuki yardım mı ayrıntısı olarak farklı yine mecralara başvurulabilir mi bu noktada Tabii ki. Merve Hanım? Şöyle izah edeyim size. Polis memurlarımızın da sıkça karşılaştığı bir durumdur. Eşim evi terk etti, gelmiyor, ne yapabiliriz? Yahut eşimizi zina ederken yakaladım, ne yapabiliriz? Bu maalesef ki ceza hukukunun, polislerimizin, ceza mahkemelerinin konusu değildir. Bu yalnızca boşanma hukukunun konusudur.
taraflar böyle bir durumla karşılaştıklarında şayet kendilerinde psikolojik olarak bir tahribat yarattıysa elbette gidip bir psikolojik destek alabilirler. Yahut eşlerin yapabileceği başka bir zemin varsa psikolojik, sosyolojik bakımından, aile desteği bakımından elbette ki alabilirler. Ama hukuk bakımından konuşacak olursam eğer yapacakları şey terk nedeniyle boşanma davası açmaktır. Fakat bunun da usulleri ağırdır ve kalıplaşmış bir usulü vardır diyebilirim size. Yani bir vatandaşımız kendisi bir dilekçe hazırlayıp da terk edildim diyerek boşanma davası açarsa maalesef ki hüsranla sonuçlanacaktır. Bunun kendi içerisinde az evvel de dediğim gibi usulleri bulunmaktadır. Ve çözümlenmesi noktasında da yine kendi içerisinde mi olabilir? Tabii ki, tabii ki. Çünkü hukuk size mesela iş davalarında biz neyi görüyoruz? Arabuluculuğu görüyoruz. Yahut bazı suçlarda, basit suç dediğimiz suçlarda uzlaştırma müessesesini görüyoruz. Fakat aile hukukunda arabuluculuk yahut uzlaştırma müessesesi bulunmamaktadır boşanma bakımından. O yüzden taraflar işin sosyolojik kısımlarını maalesef burada biz artık bir hukuki destek değil, sosyolojik, psikolojik bir destekten bahsediyoruz. O da bizim alanımızın dışına çıkıyor artık. Peki bu şekilde değerlendiriyoruz. Kayseri'ye, şehrimize döndüğümüzde de mahkemelerin, aile mahkemelerinin sayılarının fazlalaştığı noktasında kesinlikle. Ve savcılarımızın da keza sayılarının arttığı tabii noktasında ki. Bu boşanma oranlarıyla ilintili mi Merve Hanım? Tabii ki şöyle izah edebilirim. Kayseri'de 9 aile mahkememiz bulunmaktadır. 9 adet aile mahkemesi vardır. İlçeler haricinde bu bahsettiğim sayı sadece Kayseri merkezde, Kayseri Adalet Sarayı'nda bulunan mahkeme sayısıdır. İlçelerimizde de bu görevi Asli Hukuk Mahkemeleri üstlenir. Yani biz Kayseri'de bulunan 9 adet aile mahkemesinden çıkan boşanma sonuçlarının tüm Kayseri genelinde olduğunu kabul edemiyoruz. Çünkü birçok ilçemizde, birçok adliye sarayımızda yargılamalar devam ediyor. Bunun yanı sıra aile içi şiddet savcılarımızın sayısını 5'e çıktığında öğrenmiş bulunmaktayız. Bu boşanma oranlarından ziyade aile içi şiddetin ne kadar arttığını gösteriyor. Çok vahim bir durum aslında. Çünkü bu tarihe kadar iki savcımız varken bu alanda ihtisaslaşmış ve görev yapan, şimdi sayısının 5'e çıkmış olması maalesef ki şiddetin tırmanarak arttığını gösteriyor. Bu da onayladığımız ve kesinlikle desteklemediğimiz bir durum. Boşanma davalarının artışı da aile içi şiddetle birlikte olmakla daha geniş bir alanı kapsıyor Hafize Hanım. Yani biz sırf şiddetten dolayı boşanıyor diyemeyiz insanlara. Boşanma sebepleri az evvel de saydığımız gibi birçok nedenden kaynaklı olabiliyor. Keza aile içi şiddet çok farklı. Evet. Şiddetli geçimsizlik noktasında çok da çok farklı. Kesinlikle. İkisinin şiddetli ayrıma... geçimsizlikten kasıt burada kadının yahut erkeğin fiziksel, ekonomik yahut cinsel şiddet dediğimiz şiddet türlerini kapsamaktadır. Şiddetli geçimsizlik bunları yansıtır. Evet. Ekonomik şiddet de görüyor olabilirsiniz. Fakat ekonomik şiddeti gidip de savcılığa şikayet edemezsiniz. Evet. Yani bu boşanma davasında evlilik birliğinin sonlanması konusudur. Bu şekilde izah edebiliriz. Bu şekilde özetlemiş olabiliriz konuyu. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dediğiniz gibi bir programa sığdırmak bunu çok güç aslında. Kesinlikle. Keza diğer programlarımızda da inşallah bir psikologlarımızla birlikte de yaptığımızda tabii hem ki hukuksal boyutunu hem de psikolojik noktasında dediğimiz gibi çiftlerde hani geçim noktasında bakıldığında evet bazı ruhsal sıkıntıların vermiş olduğu konular doğrultusunda evet yaşanmış birçok problemi niteleyebiliyoruz, görebiliyoruz. O yüzden de bunların terazinin iki dengeyi de koruyabilmek adına, dengeyi sağlayabilmek adına bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Son olarak peki pandemi boşanma oranlarını nasıl etkiledi pandemi süreci? Şöyle, çünkü zor bir süreçte hem ekonomik anlamda tabii hem ki bireyler çok fazlasıyla tabii evde kaldıkları için aile bireyleri kendilerini de aslında hani iyiye çevirmek de vardı burada. Bazı işte evet gördüğümüz kötü kısımları da vardı. Çünkü aile bireyleri bir araya gelmiş oldu burada. Hani evet kendilerini de tanımaya başladı. Başladılar. Ama sonrasında bir de baktık ki bunun bir şiddetsizlik boyutu da var. Hani şiddet de evet burada devreye girdi. Hal böyle olunca da birazcık da mahkemeye yani bu adli olaylara nasıl yansıdı bu durumu da değerlendirmek gerekiyor tabii, tabii ki. Tabii ki. Şöyle izah edelim bu konuyu. Resmi verilerle konuşalım burada. Türkiye İstatistik Kurumu der ki 2020 yılında boşanma oranları azaldı. Fakat şaşıracaksınız, nasıl azaldı? Adliyelerimiz bir süre kapalı kaldığı için
kararlar çıkamadığı için boşanma kararı sayısında bir azalış yaşandı. Yani yoksa kişilerin kendi içlerinde aldıkları boşanma kararında bir azalış yaşanmadı. Programın başında hatırlarsanız boşanma kararlarının evliliğin ilk 5 yılında alındığına dair Evet. bir bilgiden bahsetmiştim. Keza burada da yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri diyor ki evet, boşanma davası açılma sayısı arttı. Açılan dava sayısı arttı. Fakat verilen karar sayısı azaldı. Buradaki karar tamamıyla mahkemenin kişilerin boşanması yönünde verdiği karar. O yüzden TÜİK verisine baktığımızda bir yanılsama yaşayabiliriz. Ancak alınan kararlarda bir azalış olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Yani boşanma kararları ve açılan dava sayıları arttı. Peki ben bunu hani kişisel olan merakımdan sormak Tabii. istiyorum Merve Hanım. İlk mesela kapınız çalındığında çiftler tarafından bir değerlendirme niteliğinde hangi gözlemleri yapabiliyorsunuz? O düşünce sizde neyi oluşturuyor? Mesela çiftler geldiğinde o anda dahi mi kavga içerisindeler? Yoksa işte biz Merve Hanım evliliğimizi 10 yıldır evliyiz. Ama Evet. artık yürütemiyoruz ve bitmesi noktasında da karar kılıyoruz Evet. gibi yaklaşımla da gelebiliyor. Haliyle kavga içerisinde de gelebiliyor. O Kesinlikle. yüzden sizin ilk gözlemlediğiniz nokta neresi? Şöyle izah edelim. Her boşanma talepli gelen çift halinde gelmiyor. Misal veriyorum. Anlaşmalı boşanmak isteyenler ekseriyetle çift halinde geliyorlar. Biz bu kişilerin taleplerini karşılıyoruz ve nihayetinde hukuki süreç başlıyor. Ancak çekişmeli boşanmada her zaman taraflardan yalnızca birisi gelir yanımıza. Çünkü iş artık tabiri caizse kılıç kalkanlar çekilmiştir. Etekteki taşlar dökülecektir. Maalesef böyle oluyor. Medeni bir boyuttan biraz daha adı üstünde çekişmeli boyuta geçiyoruz. Böyle bir durumda da taraflardan yalnızca birisi bizlere gelir. Diğer kişi de başka bir meslektaşımızdan hukuki yardım alır ve süreç bu şekilde başlar. İlk gözlemlediğim şey ise şu oluyor genelde. Kişi kendi aklıyla mı karar alıyor yoksa yönlendirilmiş mi? Yönlendirilmeye, manipüle edilmeye çok açık insanlarımız. Bu da benim kendi şahsi yorumum olsun. Ben karşıma gelen insanların birçoğunun ya kök ailesi tarafından, annesi babası tarafından yahut daha evvel boşanmış kardeşleri, teyze, hala, amca, artık aklınıza gelebilecek her türlü akrabalık ilişkisi bakımından yönlendirildiklerini görüyorum. Erkek olsun, kadın olsun. Manipüle edilmeye Kesinlikle. çok açığız. Evliliğe müdahaleye çok açığız. Aslında insanlarımızın şunu görmesi gerekiyor. Mahkemelerde verilen kararların birçoğu evliliğe müdahaleden kaynaklanıyor. Evet, bu Bunun yüzden tarafların ayrımının yapılması çok önemli değil mi? Bunu kesinlikle, ayırt aynen edebilmek öyle. çok Evet. önemli. O yüzden de burada çiftlere büyük görev düşüyor. Dediğim gibi nasıl Kesinlikle. o medeni kararı birlikte veriyorlarsa, Evet. keza boşanma noktasında da gerekiyorsa, evet boşanılacaksa da medeni bir şekilde yine aynı Boşanması iletişim gerekiyor. dili kullanılarak yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Peki Merve Hanım çok teşekkür ediyorum yayınımıza Rica ediyorum. katıldığınız için. Maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dediğim gibi aslında bunu bir programa sığdırmak çok güç. Evet. İlla ki üzerinde konuşulması gereken çok fazlasıyla konular var ama maalesef. Peki bir de son olarak hemen şunu Tabii. sorayım. Bir avukat aracılığıyla mı boşanma davası açılabiliyor? Yok, Yoksa kanunen avukat tutma zorunluluğu yok. yoktur. Taraflar kendileri de dilekçe hazırlamak yahut mahkemeye başvurmak suretiyle davalarını açabilirler. Bu her konuda böyledir. Fakat vekille temsilin önemi şurada ortaya Evet. çıkmaktadır ki, az evvel terkten bahsettik değil mi? Terkin hukuken kendi içerisinde aşamaları vardır. İleri sürülmesi gereken talepler vardır. Şahıslar bunları bilmedikleri için bu işi bilen bir kimseye danışmaları her zaman kendi menfaatlerindedir. Çünkü her ne kadar kamuoyunda meslektaşlarımız karalanmaya çalışsa da avukat halkın düşmanı değildir, toplumun Evet. düşmanı değildir. Doğru bir vekil müvekkil ilişkisi kurulduğunda emin olun birçok zarardan döneceğinizin farkına varacaksınızdır. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok genç yaşta da bu mesleği icra ettiğiniz için Çok başarılarınızın teşekkür devamını ediyorum. diliyorum. Gerçekten zor bir mesleği icra ediyorsunuz Kesinlikle. bu doğrultuda ama istenilen her şeyin güzel gitmesi doğrultusunda ama bazen Evet. olaylar bu durumu da kaldırmayabiliyor. O Kesinlikle. yüzden de bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabiliyor. İnşallah siz de mesleğinizi en güzel şekliyle icra Çok edebileceğiniz teşekkür ediyorum. niteliğe taşınır bu süreçte. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim TV Kayseri ailesine. Çok sağ Tekrardan olun. buluşmak üzere diyelim. İnşallah aynı. Evet değerli izleyenler bir Kayseri Konuşuyor programının daha sonuna gelmiş olduk. Böylelikle başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.
Evin, memleketin. İBF İnşaat'tan Kayseri'de 8 farklı bölge 17